Merhaba herkese. Haziran ayında gördüğümüz öncü gösterge verileri Türkiye ekonomisinin toparlanmasına yönelik güçlü sinyaller veriyor aslında. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle kredilerden, elektrik tüketiminden, güven endekslerinden ve de imalat sanayi kapasite kullanım oranından bahsedeceğim. Ancak oraları geçmeden küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben burada olabilecek en nesnel çerçevede ekonomik veriye dair temel yorumlarda bulunuyorum. Bunu borsa tarafına yönelik strateji olarak değerlendirmemek lazım. Makroekonomik veri ile borsanın hareketi arasında tam bir uyum yok. Aksi durumlar birçok durumda görülür. Borsanın birçok durumu makroekonomik veride ortaya çıkmasından önce fiyatlama eğilimi de vardır. Dolayısıyla borsa stratejisi arayanlar için, belki de daha doğrusu sadece borsa strateji arayan, kısa vadeye odaklananlar için belki de daha uygun podcastler yine iş yatırım bünyesinde bulunabilir. Ben burada yani makroekonomik temellerle ilgilenenlere yönelik bir takım yorumlarda bulunuyorum. Devam edecek olursak öncelikle kredilerden bahsetmek istiyorum. Bu podcast'te değineceğim öncü gösterge verilerinden en çok öne çıkanı kredi büyümesi. Kredi büyümesiyle ekonomik büyüme büyük oranda ilişkilidir, beraber hareket eder. Dolayısıyla ekonominin nereye gittiğine dair önemli fikir verir. Ve de kredi büyümesi 2019'un son çeyreğinden bu yana zaten kuvvetli bir şekilde büyüyordu. Bu kuvvetli seyirde özellikle Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık teşviklerini kredi büyümesine bağlayarak bankaları daha çok kredi vermeye teşvik etmesi öne çıkıyor. Ve bu süreçte, yani virüs salgınına gelene kadar, kamu bankaları öncülüğünde kuvvetli bir kredi büyümesi görüyorduk. Bu kredi büyümesinin virüs salgınıyla beraber daha da ivmelendiğini gördük. Özellikle özel bankaların da tekrar katılımı, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında verilen, kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli krediler, otomotiv ve konut alanındaki oldukça düşük faizli krediler oldukça kuvvetli bir seyir yarattı. Burada kredi büyümesinin, özellikle yıllık basit değişim alınacak olursa, Haziran ayının gerçekleşmiş kısmında yıllık bazda %37 seviyesine geldiğini görüyoruz. Bu rakamdan enflasyonu arındırdığımızda %23'lük bir büyümeyle karşı karşıyayız. Oldukça kuvvetli bir büyüme ve ekonomik faaliyeti desteklemesi açısından olumlu. Tüketicilerin, şirketlerin, hane halkının kredi alarak harcama, yatırım gibi faaliyetlerde bulunduğunu gösteriyor. Tabi burada şirketlerin içinde bulunduğu yatırım faaliyetleri muhtemelen oldukça sınırlıdır. Ancak otomotiv alımı, konut alımı gibi faaliyetler oldukça güçlenmiş gibi gözüküyor. Virüs salgının başında beklediğimiz otomotiv piyasasında beklediğimiz, konut piyasasında beklediğimiz daralmanın oldukça kötümser kaçtığını, fiiliyattaki verilerin oldukça daha iyi olduğunu görüyoruz bu kredi büyümesinin de desteğiyle. Ancak kredi büyümesine dair bir takım riskler de var. Türkiye'nin dış ve iç dengelerine yönelik bir takım riskler barındırıyor kredi büyümesi. Bu risklerin ilki iç dengelere dair enflasyon. Bu kadar büyük bir kredi büyümesinin, ki koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren net miktar olarak 300 milyar liralık bir artış var Türk lirası yurt içi krediler seviyesinde. Bu enflasyonist olacaktır. Görece düşük talep koşullarına rağmen ve turizmin eksikliğine rağmen enflasyondaki düşüşü biz Merkez Bankası kadar iyimser görmüyoruz. Bu kredi büyümesi elbette fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskıda bulunacaktır. Bunun yanı sıra dış dengelerde cari açık tarafından bir takım riskler oluşturuyor kredi büyümesi. Kredi büyümesi arttıkça ithalat tarafı da büyüyor. Gerek hane halkı gerek şirketler mal ithalatını arttırıyor ve daha yüksek cari açıklar vermeye başlıyoruz. Turizm tarafından aldığımız cari açıktaki destek de şu koşullarda oldukça zayıf olduğu için bu taraftaki riskler kayda değer. Ancak kısa vadede ekonomik çarkın dönmeye başlaması ve kredilerin büyümesi büyüme açısından olumlu bir gelişme. Devam edecek olursak elektrik tüketimine değinebiliriz. Elektrik tüketimi tarafında Nisan ayında yıllık bazda %15'lik bir daralma görmüştük. Mayıs ayında da kayda değer bir toparlanma olmamıştı. Benzer bir seviyede bir elektrik tüketimi vardı. Hatta yıllık bazda %16'ya gerilemişti elektrik tüketimi. Haziran ayının ilk 22 gününde ise önceki yılla aynı seviyeye geldiğini, yani 2019 Haziran'ın ilk 22 günüyle aynı seviyede
aşağı yukarı bir elektrik tüketimi görüyoruz. İstatistik olarak kayda değer olmayan bir miktarda %0,3 kadar aşağıda. Dolayısıyla insanlar dışarı çıkmaya başladığı an, işletmeler açıldığı an elektrik tüketimi de artmış. Bu tarafta da oldukça önceden de beklediğimiz oldukça otomatik bir toparlanma var. Elektrik tüketiminden sonra üçüncü olarak değineceğim öncü gösterge verisi de güven endeksleri. TÜİK'in ve Merkez Bankası'nın yayınladığı 4 sektörel güven endeksinden bahsedeceğim. Bu tarafta işin özü esasında geleceğe yönelik beklentileri kapsayan alt endekslerde çok ciddi bir toparlanma. Geleceğe yönelik derken de önümüzdeki 3 aya yönelik sektör temsilcilerinin beklentileri. Bu tarafta oldukça kötümser bir senaryodan ciddi bir iyileşme görüyoruz. Bir takım özellikle imalatta ve inşaattaki önümüzdeki 3 aya yönelik üretim ve sipariş beklentileri pozitif, yani kötümserlik sınırının üstünde endeks değerlerine ulaşmış durumda. Diğer sektörlerde de, hizmetler ve perakende de ana değer olarak güven endeksi yukarı yönlü hareket etmiş. İnşaatta %33'lük, perakende %9'luk, imalat sanayinde %22'lik, hizmetler tarafında da yine %9'luk bir aylık bazda artış var güven endekslerinde. Burada hizmetler endekslerinin negatif ayrışması söz konusu. Sosyal mesafesi artan bir sosyal mesafenin arttığı bir dönemde ve de turizmin oldukça zayıf olduğu bir dönemde hizmetler güven endeksinin negatif ayrışması oldukça anlaşılır. Ve de ilginç olan ise düşük konut kredisi faizlerinin de desteğiyle inşaat sektörü güven endeksinin Şubat seviyesine geri dönmüş olması. Dolayısıyla inşaat tarafında güven endeksi değeri toparlanmış. Ancak burada şunu da hatırlatmak gerekir ki inşaat sektöründe endeks değeri zaten daha düşük bir bazdaydı. Oldukça uzunca bir süredir de inşaat sektörü güven endeks değeri kötümserlik sınırı olan 100'ün altındaydı. Dolayısıyla bu toparlanmaya yönelik akılda kalması gereken temel unsur geleceğe yönelik beklentilerin toparlanmış olması. Mevcut gerçekleşmiş sipariş değerleri ve üretim hacmindeki toparlanma oldukça sınırlı endeks değeri olarak konuşacak olursak. Stoklarda artış devam ediyor hem perakende tarafında hem de imalat sanayi tarafında. Ancak önümüzdeki döneme yönelik risk işte bu sektörlerde artmış gözüküyor. Son olarak imalat sanayi kapasite kullanım oranına değinmek istiyorum. Bu oran Nisan ayında 2009 krizine çok benzer bir daralma yaşamıştı. İki krizde de %62 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Son yaşadığımız virüs şokunda %76'lardan %62'ye 14 yüzde puan geriledi. Mayıs'ta da aşağı yukarı aynı seviyelerdeydi, yine %62 civarında. Bu seviye Haziran ayında 3,2 yüzde puan artarak %66'ya yükseldi. Bu artış gözle görülür bir fark. Dolayısıyla sevindirici ve de güven endekslerinde gördüğümüz geleceğe yönelik olumlu beklentileri düşündüğümüzde bu oranın Temmuz ve Ağustos aylarında da artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla imalat sanayinin kapasite kullanım oranı hala virüs şoku öncesine göre oldukça düşük, 10 yüzde puan kadar, ama önümüzdeki dönemde artacaktır. Bu podcast'te anlattıklarımı özetlemek gerekirse kredi büyümesinden ekonomik faaliyete çok kuvvetli bir destek var. Bu destekte bizim yıl sonuna yönelik %4,5'luk daralma, yani 2020 yılının tamamında %4,5'luk daralma öngörümüz üzerindeki yukarı yönlü riski artırıyor. İlk bu virüs şoku geldiğinde biz iki senaryomuz vardı. %2,5'luk iyi senaryo daralması ve de %4,5'luk kötü senaryo daralmasını. Yavaş yavaş gelen öncü göstergelerle biz kötü senaryodan iyi senaryoya doğru yaklaşmaya başlıyoruz. Muhtemelen %4,5'tan daha az küçüleceğiz. Kredi büyümesi burada çok önemli bir rol oynuyor. Otomotiv ve konut tarafındaki satışları desteklemek ve dolayısıyla üretimi desteklemek yoluyla finans sektörü, reel ekonomiyi desteklemek de önemli bir rol oynuyor. Elektrik tüketimi bir normalleşmenin yaşandığını teyit ediyor. Nüfusun önemli bir kısmı sosyal mesafeyi korumak ve belki belli kalabalık yerlere gitmemek konusunda dikkatli davransa bile insanların dışarı çıkmaya başlamasıyla elektrik tüketimi düzelmiş ve
birçok işletme yeniden açılmış. Bir normalleşme hikayesi var elektrik tüketiminde. Ekonomik güven ve imalat sanayi kapasite kullanım oranından da sonuç olarak geleceğe yönelik olumlu, daha iyimser bir bakış açısı görüyoruz. Ve imalat sanayinin kapasite kullanım oranının bir miktar arttığını görüyoruz. İnşaatın ve imalat tarafının hizmetlere göre daha pozitif ayrıştığını, hizmetler tarafının da önümüzdeki dönemde baskılanmaya devam edeceğini görüyoruz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.